Medabalanda YouTube gençinin sızıntılarının bir bölümünde daha devam ediyoruz. Bu videoda 3.4 5 6'dan bahsedeceğiz. Ama 3.4'ün sızıntıları artık sızıntı dememize gerek kalmıyor. Çünkü yarın zaten resmi yayını olacak. O yüzden bunları orada da görebilirsiniz 3.4 kısımlarını. Daha sonrakileri de burada bahsedeceğiz. Ama yine de birazcık 3.4'ten de bahsetmek istiyorum. Sonuçta uzun oluyor yayınlar. Onu izlemek istemeyebilirsiniz. Buradan da kısaca bir özet geçeceğim onlara da. Ve hadi hemen başlayalım. Öncelikle karakterlerden başlıyoruz. Gelecek olan karakterlerden. Öncelikle zaten 3.4'te biliyor olabilirsiniz. Bilmiyorsanız da Alhaytan ve Yağyua geliyor. Bu karakterleri birazcık detaylarına bakalım. Öncelikle Splash görselleriyle aslında Drip görseli deniyor bunlara da neyse. Bunlarla başlıyoruz şöyle. Ve Öncelikle alaytam karakterini ben yeni gördüm bu arada. Normalde uzun süredir sızdırılmıştı ama yeni baktım. Şöyle bir yeteneği varmış. Aslında baktığınızda bana zaten yetenekleri direkt Keçing'i e anımsatıyordu. Bu yeteneğini de görünce dedim ki yani bu Keçing'in erkek versiyonu olmuş be. bence siz de hak vereceksinizdir. Bu yeteneğini E yeteneği galiba rahatça kullanabiliyorsunuz doğada etrafta gezmek için falan. Zaten dediğim gibi keçingin aynısı zaten. Burada da birazcık dövüş yeteneği ile ilgili gösteriyor. Düz vuruşları falanı filanı. Galiba E'yi basılı tutup tutmama işte böyle bir değişiklik oluşturuyor falan. Geçelim. Biraz daha düz vuruş, animasyonlar falan filan. İki kılıç kullanıyormuş gibi gösteriyor. Aynen. E'ye basada tutmadığında hızlıca ışınlanıyormuş. Yine catching tarzında aslında. Catching de otomatik atıyordu ama muhtemelen spawnlıyordur zaten burada da. Ultimate yeteneği de bu şekilde. Yine catching'in aynısı. Bir bakıma baktığınızda yani catching'teki alanı sadece kendi dışında oluşturuyor. ileriye doğru atıyor. Tabi yeteneklerin bu arada detayları birbirinden farklı elbette. Ama dediğim gibi yani catching'in bir benzeri olmuş. Catching'in hazbando versiyonu olmuş kısacası. Bu arada böyle steklenme özelliği falan var. Yani birden fazla ulti atılabiliyor. Yani aslında bir ulti atılıyor ama ulti bir kere mi vuracak, iki kere mi vuracak, üç, dört, beş kere mi vuracak? O birazcık steklenmeye bağlı oluyor. Her neyse. Geçelim. Böyle detayları da şu şekilde var. Öncelikle zaten kılıç kullanan karakter, Dendro karakteri, doğum tarihini falan vermişler. Bunun dışında hangi malzemelerle geliştireceğinizi falan da şuradan görebilirsiniz zaten. Onu mouse görülüyor mu? Emin değilim ama. Buralardan görebilirsiniz. Sonra Yao Yao'ya geçelim. Bu karakter... Yani oyunun en başlarından beri çıkacak 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 deniliyordu. En sonunda 3.4 ile birlikte çıkıyor. Bu da işte drip görüntüsü. Ve devam edelim hemen. Şöyle birazcık showcase'i var. Bütün yeteneklerini falan buradan görebileceğiz. Ben açıkçası bu karakteri pek hoşuma gitmedi. Ama belli de olmaz. Çünkü yani bunun matematiği falan bayağı ayrı oluyor. Eğer yani matematiği güzelse işe de yarayabilir ama yani benim pek hoşuma gitmedi. Çünkü zaten birazdan göreceksiniz E yeteneğini tutturması zor gibi duruyor ya. Tam emin olamadım ama. Bir gösterirse tabii yürümesini falan gösteriyor. Neyse. Bu da gördüğünüz gibi Dendro mızraklı karakter zaten. 4 yıldız daha ayrıca. Bunu da biliyorsunuzdur diye düşünüyorum ama bilmiyorsanız öyle. Orada da saçma sapan müzikler çalıyorlardı bu videoların arkasına. O yüzden kapattım. Belki bunda olmayabilir ama gördüğünüz gibi işte böyle şeyler atıyor ve yani rakibe de hedefli falan değil. O yüzden tutturması birazcık zor olabilir. Attığınız açıya göre dümdüz ileriye atıyor yani sonuçta. Gerçi düşmana yöneliyordur diye düşünüyorum ya. Bilmiyorum aslında. Şimdi Shanling'in kubası gibi de olabilir. Dümdüz önündeki alana atıyor olabilir. Ultisi de böyleymiş. Bir sürü atıyor ondan. Yine aynı mantıkla. ve Yani bence birazcık dandik bir karakter olmuş ama neyse. Onun dışında yine gelişme materyalleri şu şekilde geliştirme şeyleri falan filan geçelim hadi. Ondan sonra artık 3.4'ü geride bırakmadık aslında ama karakterler olarak geride bıraktık. Dehya'nın Splash görseli yayınlandı. Bu şekildeydi. Tabi yayınlandı dediğim sızdırıldı. Bu şekilde Dehya'da 3.5'te gelecek olan karakter 5 yıldızlı olacak muhtemelen. Ama bakalım bakalım şöyle etrafındaki olmadan da hani bu şekildeymiş. Onun dışında yetenekleri sızdırıldı. Yetenekler birazcık Fischl'ın tarzına benziyormuş. Öncelikle Q yeteneği. Gerçi bu burst yeteneği bir dakika önce şu taraftan başlayalım. Yanlış sıralamayla koymuşum. Öncelikle ateşli ateş kullanan bir Claymore karakteri yani çifel, çifel kılıç karakteri olacakmış. Onun dışında yine dediğim gibi Fischl gibi alana kendi saldıran yeteneğini bırakıp alandan çıkan tarzda bir karakter alana bir tane küçük patlamalar oluşturan bir yetenek koyuyormuş. Ve bunu bundan sonra işte diğer karakterlerinize geçebiliyorsunuz rahatlıkla. Onun dışında bu E yeteneği aynı Fischl'ın yeteneği gibi konum falan da değiştirilebiliyormuş galiba. Aynı zamanda küçük patlama hasarları falan filan diyor işte. Ve en sonunda bir kere daha patlıyormuş. Öyle diyor. Sonra Burst yeteneği yani Q yeteneği ya da artık her neyse mobilden oynuyorsanız direkt burst yeteneği de olabilir bilmiyorum. Bu da hızlı bir şekilde ateş hasarı veriyormuş. Kısa bir süre içinde aynı zamanda dash yeteneğini, E yeteneğini değiştiriyormuş. Bunlarla birlikte 3 tane unique yani bir dash yeteneği oluşturuyormuş. 3 kere basılabilen tarzda. Ya aynı diyor fişanın Q'suna benziyor aslında diyor yani fişanın Q'suyla da hızlı bir şekilde hareket edebiliyorsunuz onun gibi bir şeyler olabilir ama bu seferki diyor ki de ya da bunu spamlayamıyorsunuz diyor ve yani bununla birlikte birkaç tane daha yani bir öncekinde de yeni bir Deş yeteneği gelmişti Wanderer karakterinde de yani Deş yetenekleri çeşitlenmeye başladı böylelikle bence güzel. Ne kadar fazla mobilite olursa o kadar iyi oluyor bence oyunda. Her yani neyse. Ondan sonra falan filan işte arada boşluk olması lazım. Spamlayamıyorsunuz falan diyor. Neyse geçelim bir sonraki karaktere. Bu yine 3.5'te gelecek olan karakter Mika karakteri. Şimdi Mika ile ilgili bazı sorunlar var. Yani böyle kitap falan gösteriyor. Ama yani bu karakter sızdırıldığında mızrakta bir karakter olarak sızdırıldı. O yüzden bu görselin ne kadar doğru olduğu pek belli değil. Neyse. Ama şöyle bakalım bunun da yeteneklerini gördüğünüz gibi. Burada da mesela mızraklı olarak söylüyor yeteneklerini söylerken. O yüzden bunların değişebileceğini aklınızda tutun. Yani her şey bir anda değişebilirdi. Şunun yani kitabı da bilmiyorum. Yani mızraklı bir karaktere de benzemiyor aslında. Neyse basılı tutabileceğiniz ya da direkt atabileceğiniz bir E yeteneği varmış. Bu E yeteneğinde etrafındaki düşmanları işaretliyormuş. Tıpkı Naida'nın E'si gibi diyor. Eğer E'ye basılı tutarsanız diyor. Ne kadarı tuttuysanız diyor bunları etkiliyor diyor ama aynı zamanda siz de böyle ata kızı alıyorsunuz gibi gibi şeyler. Onun dışında Burst yeteneği büyük bir buz alanı oluşturuyor ve bunu yaptığında iyileştirme etkisi veriyor. Aynı zamanda bu alanın içinde bulunan karakterler de zamanla iyileşiyorlar. Ve pardon zamanla iyileşmiyorlar. Her saldırı yaptıklarında iyileşiyorlar. Ve yine healing spamlanamıyormuş. Arada belli bir zaman geçmesi gerekiyormuş. Sonra 3.6'ya geçiyoruz. 3.6'da da Bayzo'nun geleceği söyleniyor. Bu bununla ilgili daha fazla detay yok. Sadece bu karakter gelecek diyorlar. Bakalım işte. Onun dışında 3.6'da yine kesin olmamakla birlikte Kaveh karakteri gelecek diyorlar. Bunlar da tam olarak belli değil ama Kaveh ile ilgili şu anda şöyle bir şey de yazılmış. Yani 3.6'da geleceğini söyleniyor ama bununla ilgili net bir şey yok diyor. Bu arada karakterlerde de karakteri Dendro katalist katalizör karakteri olacak. Kave karakteri ise Dendro'da Claymore karakteri olacakmış, çift karakter. Bu da böyleydi. Onun dışında şöyle bir tane karakter var. Bu çizim tarzında ama bu karakter oynanabilir bir karakter olmayacakmış ve galiba Fontaine'de gelecek. Ama tam olarak emin değilim. O yüzden de buraya da koydum. Bir sonraki bölümde yani yarın yayınlanacak videoda da Fontein sızıntılarından bahsedeceğim. O videoya da bakabilirsiniz bu arada. Onda da bayağı bir detaylı bir şeyler paylaşıldı. Neyse devam edelim. Bundan sonra 3.4 Benner'ın da bu arkadaşlar olacakmış. 3.4'ün birinci yarısında Alhaytam, Shao ve Yao olacakmış. İkinci yarısında da Hu Tao ile Yelan olacakmış. Haberiniz olsun. Eğer almak istiyorsanız buradan bakabilirsiniz. Onun dışında diğer sızıntılar da şu şekilde 3.5'te Dehya ile Mika zaten bunu az önce söyledim. 3.6'da da Baizu ile muhtemelen Kave olacak. Ve genel banner sızıntıları da bu şekilde ve hadi geçelim. Bundan sonra 3.4 bölgesi ile ilgili sızıntılara birazcık devam ediyoruz. Öncelikle birazcık alanı gezecekler. Alandan ziyade şu anda Boz bölgesine gidiyor. Böyle birazcık 3.4 bölgesini de göstereyim dedim. Bu arada hiç bilmiyor olabilirsiniz. Şu an onu fark ettim. 3.4'te çöl birazcık daha genişleyecek. Çölün üst bölgesi açılacak. O bölgede de bayağı detaylı bir şeyler olacak. Şimdi birkaç tane resimle birlikte onları da göreceğiz. Böyle de bir tane bosumuz var. Bu bosu da böylelikle görmüş olduk. Neyse çöl bölgemiz şu şekilde. Birazcık tabi görüntüler buralarda kötü. Buna yapacak bir şey yok. Sızıntı oldukları için bazıları telefonla falan çekiyorlar yani o yüzden de çıkarması birazcık zor oluyor bunları. Şöyle gördüğünüz gibi birazcık çazma benziyor aslında temel yapısı olarak. O yüzden de ilginç bir bölge. Şöyle hatta üstten çekilmiş hali de var. Fotoğrafta gördüğünüz gibi birkaç tane de robot var etrafta şuralarda falan. Neyse geçelim. Sonra bir de böyle katman katman. Tabi Sumeru'nun her yeri artık katman katman da. Gördüğünüz gibi öncelikle bir zemin tarafı vardı. Sonra mağaralar var ve mağaraların altına devam ettiğinde de bir tane underground bölgesi var. Burada gördüğünüz gibi birazcık daha yeşil bir alan burası da. Oraların da birazdan görsellerini göstereceğim işte daha detaylı görseller, detaysız görseller. Tuhaf tuhaf bir sürü görsel var işte. Bütün sızıntılarda oraları inceleyeceğiz beraber. Sonra birazcık da üst yüzey tarafının gezilme videosu vardı. Hızlı çekimde olduğu için bari göstereyim dedim. Yoksa bir tane de 16 dakikalık videosu vardı. Bayağı her yerini geziyor artık. Onun yerine bunu en azından göstereyim dedim. Kısa bir şekilde görelim çöl bölgesini de. Çöl bölgesinden de yani ne bekleyebiliriz bilmiyorum. Fırtınanın ortasında işte kumlar var falan filan. Görsel olarak şeyleri de zaten birazdan bakacağız. Geri kalanında da dümdüz bir alan yani. Bu arada yine ortasında gördüğünüz gibi yeşil bir alanlar da var. Yani öyle sadece çöl gibi de değil. Orada yine görünmez duvarlar vardı gördüğünüz gibi. Ve şuralarda da gördüğünüz gibi yine çazm benzeri yapısını gösteriyor buradan. Neyse geçelim. Underground bölgesi ile ilgili birazcık bir tane de video çekmişler. O da bu şekildeymiş. Bu arada suyun üzerinden yürüyebiliyoruz galiba. Bu bölgede. Hımı hımı hımı. Buranın ismi bu arada Kral Deşret'in vahasıymış. Ve etraftaki şeylerin hepsi gerçekten donmuş mu yoksa oyunda bu kaydı almak için mi dondurmuşlar? Ona emin olamadım. Bak neyse. Şimdi resimlere geldik. Bir sürü resim var. Dediğim gibi şöyle size o yüzden yavaş yavaş geçerek göstereceğim bunları. Ben de bakacağım aynı zamanda. Yine bir tane robotun içine girebiliyoruz anlaşılan. Burası da fırtınanın kalbidir muhtemelen. Aynı zamanda yanda gördüğünüz gibi tuhaf düşmanlar da var. Burada da mesela akreplerin artık daha güçlü halleri de olacak. Onlar da artık savaşılabilir düşman olacak. Bunun dışında başka düşmanlar da var. Bunların pek detaylarına girmedim. Bu arada bir tane görevden görüntüler muhtemelen. Yine bir tane dolandırıcı ile birlikte geziyoruz anlaşılan. Yine böyle bir yer var. Burası ekonomi adamıydı. Yok Doğru bu hem da vardı gerçi hem Dragonspine'da vardı ve galiba burada da olacakmış. Bu da muhtemelen Abyss bölgesiyle alakalı bir şeyler olabilir. Yine güzel güzel fotoğraflar işte. Neyse. Bazıları daha kaliteli en azından. Yine vaha bölgesi buralar. Yine lanetlenmişe benziyor görevler sırasında Vaha bölgesine giriyoruz anlaşılan. Sonra burada boss savaşı mı vardı? Galiba boss savaşı var burada. Yeni bossumuz. Bu ama haftalık değil ama haftalık boss da olacak. Onu da göstereceğim ama 3.4'te değil haftalık boss. Şimdilik şöyle bir bakalım. Yine bir yerlere girip çıkan tarzda lanet olası bir boss'a benziyor. Ama sanki gerçi 16.000 16.000 vuruyor yani. Aslında bayağı fazla vuruyor. Yani zor bir boss'a benziyor. Hadi hayırlısı diyelim. Umarım kurttan zor değildir yani. Neyse burada bu video donmuştu ne yazık ki. Yine bir tane buzu gösteriyor ama ne yazık ki bu şekilde. Ve çok komik bir şey vardı ama burada da olduğu için sıkıntı değil. <laughs> Jonkli'ye kli görseline yerleştirmişler kli <laughs> çok tuhaf bir görüntü olmuş böylelikle. Ama neyse bir diğer boss da böyle. Bunların hepsi 3.4'te mi gelecek tam olarak emin değilim. Ama muhtemelen 3.4'te gelir ya bunlar. Ve bunlar boss olmayabilir mesela bu son iki gösterdiğim. Bunlar daha basit düşmanlar olabilir. Yani öyle gibi duruyor şu an için. Öyle büyük bir hasarı falan yok gibi. Ama bence Klee, jonkliye aynı <laughs> bir şeyler demeliyiz ya. Şu tipe bak ya. Klee, jonkli değil de aslında jonkli demişler bazıları. Neyse. 3.4'te boss'un olduğu yer burası. Aynı zamanda burada haritayı da görüyoruz ama birazdan haritayı daha detaylı bir şekilde de göreceğiz. Şöyle geçelim. Bu birazcık daha dandik hali aslında baktığınızda. Ama bence buradan güzel bir şey de görüyoruz da neyse onu bir sonrakinde söylerim. Burada İngilizce isimlerini görebiliyoruz. Şuraya geçelim şimdi. Burada net bir şekilde artık 3.4 haritasının net hali bu şekilde. Ve gördüğünüz gibi şurada layer'lar var. Yani artık hangi ışınlayıcının aşağıda hangisinin yukarıda olduğunu görebileceğiz. Bence yapılması gereken bir değişiklikte de hızlı bir şekilde yapmışlar. Ya pardon hızlı bir şekilde yapmamışlar. Ben yeni başladığım için Sumeru'yu gezmeye yeni fark ediyorum. O yüzden aslında baya geç kalınmış ya bu, bu güncelleme. Oldukça basit bir şey olmasına rağmen. Neyse artık yerin altında olanları bu şekilde işaretlenecekmiş. Ve diğer şeyler 3.4'ün görüntüsü de bu şekilde sonra geçelim. Name kartlar var. Zaten şurada gördüğünüz Al-Haytam'ın bu Yao Yao'nun. Bu da galiba bir tane fener etkinliği olacakmış. Onun. Geçelim sonra işte güzel tarafa. Yeni kostümlerimiz var. Kostümler bayağı bir şey var. Bunlar da şimdi iki tanesi en azından net bir şekilde görüldü. O yüzden onlardan bir bahsedelim. Ayakaya kostüm geliyor. Yani bu kostüme gerçekten bayıldım. Zaten Ayakaya yani ne gelse bayılacaktım ama her neyse işte böyle bir kostüm gelmiş. Bir de Dur, bu değil. Bunlar değil. Bekleyin. Lisa Lisa'ya gel. Pardon, Lisa'ya gelmiş. Jojo ile karıştırdım bir anda. Lisa'ya gelmiş. Lisa'nınki de bu şekilde birazcık daha Sumeru vibe'larında. Bence gayet güzel. Onun dışında geri dönelim şurada. Daha bunlar net değiller. Yani net görselleri çıkmadı ama neydi be bu karakterin adı? Kaya mıydı? Kaya'ya bir tane geliyor ve Klee'ye bir tane kostüm geliyor. Onlar da bu şekilde. Aynı zamanda birkaç tane daha var ama onları Fontaine kısmında söyleyeceğim çünkü muhtemelen Fontaine zamanında ortaya çıkacak. Şimdi 3.6'da burada tüm dünyanın görselini gösteriyor ama burası olmayabilir. Birazdan bahsedeceğim zaten. Burası çıkmayabilir bu yanlış bir sızıntı olabilir diye. Hemen şuraya da geçelim. 3.6'da olacak olan bölgelerin hepsini şu şekilde isimlendirmişler. Gördüğünüz gibi. Bunlara da detaylı bir şekilde bakabilirsiniz yani. Nerelerde neler olacağı falan filan. Şimdi 3.6'da işte dediğim kısım burasıydı. Diyor ki Sumerun'un çöl bölgesi genişlemeyecek. Bu yeni gelecek olan 3.6'daki bölge başka bir yerde olacak diyor ki. Bu da Liyue'de diyor aslında. Yani Liyue'de olacak diyorlar. Aynı zamanda son olarak da 3.6'daki dünya bosunun girildiği yerin görselini paylaşmışlar. O da bu şekilde. Dediğim gibi yani şu görsel doğru olmayabilir. 3.6'nın burada olması. Yani şuralarda bir yerde de çıkabilir bu. Ya da burası da Liyue'ye sayılır diyeceğim. O da saçma olur yani. Yani şuralarda olma ihtimali daha fazla gibi duruyor şimdilik sızıntılarda. Neyse bir sonraki bölümde Fontaine'den bahsedeceğim. Fontaine'in sızıntıları da bayağı bir şey oldu. Onların da bir sonraki bölümde yarın görürsünüz. Dediğim gibi 3.4'ün yayını yarın olacak. Onun kodlarını falan da almayı unutmayın bu arada. Oradan daha detaylı bir şekilde de bakabilirsiniz isterseniz. Ama genel özeti zaten bu şekildeydi. Geri kalan 3.5-3.6 sızıntıları da bu şekildeydi ve muhtemelen 3.7 olmayacak. 3.7 yerine 4.0 ile Fontaine'e geçilecek gibi duruyor şimdilik. Sızıntılar bu yönde. Her neyse böylelikle ama bitirelim. Beğendiyseniz beğenin, abone olun, yorum yapın, Discord'a gelin falan filan diye bir sonraki bölümde görüşürüz.